TRT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 26 Ağustos Cumartesi. Hafta sonu haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Tarım Hayvancılık Fuarı 3. gün programı Ereğli Belediyesi'nin mehterem takımının gösterisiyle başladı. Daha sonra tarihte Ereğli konulu resim sergisi ve 15 Temmuz fotoğrafları resim sergisi açılışı yapılarak gezildi. Ereğli Tarım Hayvancılık Kültür Sanat Festivali ve Tarım Hayvancılık Fuarı 3. gün programı Ereğli Belediyesi mehter takımının gösterisiyle başladı. Oğuz Atal Sosyal Testlerinde hazırlanan programda Ereğliler doyasıya eğlendi. Folklor, sihirbaz, palyaço, sirk ve çeşitli gösteriler sahne aldı. Daha sonra tarihte Ereğli konulu resim sergisi ve 15 Temmuz fotoğrafları resim sergisi açılışı yapılarak gezildi. Alkışlayalım. Evet, hayırlı olsun. Evet. Geçen fuarda dağıtıyorlar ya. Programda Türk Halk Müziği sanatçıları Mesut Dağlı, İlkim Eylül ve Kubilay Dökmetaş konser verdi. Enes Kerem her derdiden hanlıyam, hanım sen dertlisin. Ben yaralıyam, dedi nişanlıyam, dedi nişanlıyam, özgem ağlıyam. Kırıldı kol kanadım, yanıma düştüm. Ayas hanım, mes hanım, çık eyvanla. Gez hanım, aziz misafir gelmiş, şeker şerbet es hanım. Aman aziz misafir gelmiş, şeker şerbet es hanım. Sevgisi kadar güzelmiş, şirkinmiş, ne fark eder ki, deli gibi sevmek. Deli gibi sevmek ruhumu zavar. Deli gibi sevmek ruhumu zavar. Deli gibi sevmek ruhumu zavar. Ölmeden gelsene, canıma can ol ey sevdiğim. Ben ölmeden gelsene. Kurban oldum gelsene, ölmeden gelsene. Canıma can ol ey sevdiğim, ben ölmeden gelsene. Işıkları görüyorum, çok mutlu oluyorum, çok teşekkür ederim, sağ olun.
bağırsan ben de yazın, başkasına geçmez nazım yar. Seni bensiz çalamazsın, sen mızrapsan ben de sazım yar. Dağlarına kar olurum yar, aşkına bahar olurum yar. İstersen yar olurum, yar olurum. Dağlarına kar olurum yar, aşkına bahar olurum yar. İstersen yar olurum, yar olurum yar. Programda bir konuşma yapan belediye başkanı Özkan Özgüven ise şunları ifade etti. Ereğli'mizin dışından, hatta yurt dışından tüm vatandaşlarımıza Ereğli'den kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ereğli tarih boyunca birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, hoşgörülü, kültürlü, aydın insanlarıyla Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri. O açıdan şehrimizin kıymetini hepimiz biliyoruz. Daha da bilinmesini istiyoruz. Şehrimiz olsun, ülkemizin birçok coğrafyası olsun, hepsi birbirinden değerli. Burada şehir dışından gelen misafirlerimiz var. Uzun yıllardan beri Ereğli'ye hasret gelip yaz tatilini geçiren hemşerilerimiz var. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Sefa getirdiniz diyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz. Önümüzde iki tane anlamlı günler var. Bunlardan birisi 30 Ağustos. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. O zaferi bize bahşeden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi şükranla minnetle anıyoruz. Şu an görev başında olan bizlerin sağlığı, güvenliği için, ülkemizin geleceği için nöbet tutan tüm güvenlik güçlerimize ve onlara buradan iyi dileklerimizi, şükran ve minnetlerimizi iletiyoruz. Niğde'de saman yüklü kamyonu ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Niğde'de saman yüklü kamyon ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay Niğde Çiftlik Karayolu Bağlama Beldesi çıkışında yaşandı. Herkes. Çiftlik istikametinden Gölcük istikametine giden Ali Osman Y idaresindeki DG352VL Fransa plakalı hafif ticari araç Ahmet Sen'in kullandığı 31Y8039 plakalı saman yüklü tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazadan sonra vatandaşlar, sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kamyonette bulunan Suriye uyruklu Ahit Şehfen, Ümran El Hüseyin, Sahip Avcı, Rami Habib ve kamyonu kullanan Ahmet ise ambulansıyla Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurda'ya dönen araçta sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Ali Osman Y, Mustafa K ve İsmail Y'nin cansız bedenleri AFAD kurtarma ekipleri tarafından çıkartıldı. Asfaltın dışında olsun. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. Ereğli'de bulunan alışveriş merkezinde farklı canlıların orijinal fosilleri tanıtılıyor. Ereğli'de bulunan alışveriş merkezinde farklı canlıların orijinal fosilleri tanıtılıyor. Bak, beğendin mi? 30 Ağustos tarihine kadar tanıtılmaya da devam edecek olan fosilleri merak eden herkes gidip görebiliyor. Konu hakkında Ankara Tabiat ve Kültür Varlıklarını Tanıtma Derneği yetkilisi Hüseyin Yürekli bilgi verdi. Efendim, biz Ankara merkezli bir derneğiz. Tabiat ve Kültür Varlıklarını Tanıtma Derneği'nden geliyoruz. Burada amacımız halkımızı bilimsel bir etkinlikle buluşturmak. Daha önce Ereğli'de böyle bir etkinlik yapılmadığını öğrendik. Halkımızın bilimsel amaçlı bir etkinlikle buluşturmak
için buraya geldik ve fosillerimizi 30 Ağustos'a kadar söylediğiniz gibi burada sergilemeye devam edeceğiz. Peki burada hangi fosiller var? Hangi canlılara ait fosiller? Köpek balığı fosilimiz var, aslan kafatası, kurt kafatası fosilimiz var, kaplumbağa fosilimiz var, değişik deniz canlıları fosillerimiz var. Bunları halkımıza burada sergiliyoruz. Ayrıca bu fosilleri sadece sergilemekle kalmıyoruz. Fosillerle ilgili bilgilendirmeyi de gelen halkımıza yapıyoruz. Tamamen orijinal değil mi? Evet, fosillerimizin tamamı orijinaldir. Derneğimiz bünyesinde çalışan biyolog ve paleontolog arkadaşlarımız yurt dışıyla bağlantı halindeler. Bunlar ücretli veya bağış yoluyla fosilleri alarak derneğimize kazandırıyorlar ve bu yolla da biz halkımıza bu fosillerimizi sergiliyoruz. Fosil sergimize ilgi yoğun. Dün başlamış olmamıza rağmen bayağı bir vatandaşımıza ulaştık. Çok memnun oluyorlar. Hatta buradaki yönetime çok fazla memnuniyetle ilgili görüşler gitmiş. Bilgilendirme yaptığımız zaman da daha çok memnun oluyorlar. Daha geniş bir şekilde fosil sergisinin devam etmesini istiyorlar. Bültenimize Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. Hastal'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz. Ve bu yeni emniyet külliyemizde İstanbul Emniyet Teşkilatımız inşallah çok daha verimli, çok daha farklı hizmetlerin verilebileceği bir imkana kavuşacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün taşınacağını bu sözlerle duyurdu. Cumhurbaşkanı Dolmabahçe'de jandarma ve emniyet teşkilatlarına motosiklet teslim töreninde konuştu. Erdoğan uyuşturucuyla mücadele vurgusu da yaptı. Bugün yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle de uyuşturucuyla alakalı çok daha ağırlaştırılmış cezai müeyyideler getirilmiş bulunuyor. Ve bunların üzerine kararlı bir şekilde gideceğiz. Eczanelere varıncaya kadar gideceğiz. Bunların satıldığı yerlerin araştırılması, bunlarla ilgili bütün istihbarat çalışmalarının yapılması noktasında da kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline gidecek olan vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. Bu bayram inşallah yaz olmasın istiyoruz. Mutluluk içerisinde bayramı yaşayalım. Onun için kurallara, özellikle hız kurallarına dikkat etmemizde, uykulu olarak araç kullanmaktan kaçınmayı sürekli olarak tavsiye ettik, ediyoruz. Resmi gazetede yayımlanan kararnamelerle kamudan 928 kişi ihraç edildi. Adalet Bakanlığı'ndan 142, İçişleri ve Bağlı Kuruluşlardan 212, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 205 ve Yükseköğretim Kurumlarından 120'si akademisyen olmak üzere 172 kişi ihraç edildi. Daha önceki kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen 63 kişi ise göreve iade edildi. Kanun hükmünde kararnamelerle ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan veya istifa eden 10 generalin rütbeleri ve emeklilik hakları geri alındı. Kanun hükmünde kararnamelerle kamuya çok sayıda yeni kadro tahsis edildi. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 20 bini polis ve 7 500'ü bekçi, 29 bin personel alınacak. Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na 3000, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 200 yeni kadro tahsis edilecek. Adalet Bakanlığı 4000 hakim ve savcıyla 2000 hakim adayı alacak. Kanun hükmünde kararnamelerde çok önemli düzenlemeler de yer aldı. Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. MİT Müsteşarının tanıklık yapabilmesi ve hakkında soruşturma açılabilmesi Cumhurbaşkanı'nın iznine tabi olacak. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi durumlarında Danıştay'a itiraz edilebilecek. Danıştay'ın verdiği kararsa kesin olacak. Kararnameyle MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde istihbarat toplayabilecek. Seçimden önce veya sonra suç işlediği iddia edilen milletvekilleri hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılabilecek. Bu işlemler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Kanun hükmünde kararnameyle Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda da önemli bir değişiklik yapıldı. Albaylarla bekleme süresi 3 yıldan az olan generaller, bekleme süresi ve sicil durumu gözetilmeksizin Yüksek Askeri Şura değerlendirmesine alınabilecek. Ayrıca Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri de ilçe yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gündemi değerlendirdi.
Yıldırım kanun hükmünde kararname ile yapılan değişikliklerin referandumun doğal sonucu olduğunu anlattı. MİT müsteşarlığının yasasıyla ilgili bir değişiklik oldu, doğru. Bu değişikliğe göre bundan böyle MİT müsteşarıyla ilgili tasarrufu Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Dolayısıyla 16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda zaten sistemde, yeni sistemde bütün MİT müsteşarlığı, diğer kurumlar hepsi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanıyor. Dolayısıyla bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Başbakan Alman Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan tarafından yönetildiği sürece Türkiye asla Avrupa Birliği üyesi olamaz sözleri de soruldu. Yıldırım'ın tepkisi çok sert oldu. Halt etmiş. İşine baksın. Memleket, kendi memleketinin işine baksın. Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasınlar. Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin iç işlerine de kimsenin karışmaya hakkı ve haddi yoktur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başbakan Binali Yıldırım Vietnam'daki temaslarını tamamladı ve yurda döndü. Başbakan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun savaş sebebi sayılması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi. Savaş devletler arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz. Bir devlet bize kafa tutar, egemenlik haklarımıza karşı hareket içinde olursa bizim için savaş sebebidir. Ama burada Irak'ın parçası olan bir bölgesel yönetim var. Bu savaş nedeni olmaz. Ama Kuzey Irak yönetiminin bu yanlışta ısrar etmesinin anlamı yok dedi. Başbakan Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın Afrin ve İdlib'e genişleyeceği iddialarına da cevap verdi. Durup dururken bir yere saldıracak değiliz. Bir yere operasyon davulla, zurnayla yapılmaz. Taktik hazırlığı ve planlama süreci olur. Başka ülkenin topraklarına girmenin uluslararası istişareleri, hukuki zemini olması ve meşru mazeretin olması lazım. Başbakan Yıldırım'a İran'la PKK'ya yönelik ortak operasyon iddiaları soruldu. İran'la varılan mutabakatın ortak operasyondan ziyade PKK terörüne karşı işbirliği ve birlikte mücadele olduğunu söyledi. Başbakan Rusya ile S-400 hava savunma füzesi alımı için anlaşmaya vardıklarını, nihai kararı Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin vereceğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşündeki atletli fotoğrafını da değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun "Ben adalet diyorum, onlar atlet diyor" sözleri için atlet işinde atletik olduğunu gördük. Adaleti iyice ucuzlattık. Adaletin atletle ne ilgisi var dedi. Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddiaları ile ilgili ise gündemde kalmak için söylediği yorumunu yaptı. Başbakan Yıldırım spordaki başarılarımıza ilişkinse Türk sporcu sayısının artması gerektiğini söyledi. Dutar Seramik ve Ankastre şehri. Yeni mağazamızla dünya devlerini bir araya getirdik. Mutfaklarınız için en şık ankastre ve beyaz eşya modelleri Ankastre şehri mağazamızda bulabilirsiniz. Siemens, Silverline, Teka, Ukinox, Esti'nin davlumbaz, ocak, fırın, mikrodalga, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi modelleri mağazamızda. Ankastre şehrine uğradığınızda mutfağınızın değişime ihtiyacı olduğunu anlayacaksınız. Yeni nesil mutfak teknolojisiyle mutfaklarınıza değer katın. Ankastre şehri. Yine Dutar Seramik olarak ev ve iş yerlerinizde görselliğin tamamlayıcısı olmaya devam ediyoruz. Biyen Seramik, Anka Seramik,
Yurtbay Seramik, Vitra, Artema, Kabinet Seramik, Duşakabin Jacuzzi, Vitrifiye, Armatür, Banyo Dolabı, Cam Mozaik modellerimizle hizmetinize devam ediyoruz. Şıklığın tamamlayıcısı Dutar Seramik'le her biri tasarım harikası olan modellerimizle büyük mekanlar için büyük çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yenilenmek doğamızın bir parçası. Dutar Seramik ve Ankastre Şehri, Cahı Caddesi, Fatih Camii ilerisi. Telefon 0332 712 3189. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratpen'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratpen inovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yaptırın. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak tahlil laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Süllü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 22 44. Bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.